Evet, herkese iyi akşamlar İzmir'den, Özdere'den, bütün dostlarıma, bütün YouTube, bütün Facebook arkadaşlarıma ve diğer sanal ortamdaki arkadaşlarıma iyi akşamlar diliyorum. Her gün bir konuyu ele almaya çalışacağımı söyledim. Bir gün mübadele, bir gün işte Cumhuriyetimizin yakın olayları üzerine sizlerle ee, onar dakikalık e, belki 10-12 dakika tutabilir ee, kısa söyleşiler yapmayı planladım ve böylelikle e, hem bu sıkıntılı günleri e, biraz daha değişik bir e, ivmeyle geçirebilme e, imkanı bulabiliriz diye e, aklımdan e, geçti. E, dün akşam e, hemen aklıma gelince bir e, program yapmıştım 10 dakikada mübadele idi konu. Değerli arkadaşlarım konuşmak istediğiniz, daha doğrusu konuşmamı istediğiniz konular olursa lütfen bunları bana bir şekilde yazın. Yani e-mailimi atabilirsiniz. Facebook üzerinden yazabilirsiniz. Messenger'la gönderebilirsiniz. Telefon numarası olan arkadaşlarım WhatsApp üzerinden yazabilir. Yani bir şekilde bana ulaşmaya çalışan ben e, elimden geldiği kadar bunları değerlendirmeye çalışacağım. Bugün Dün akşam duyurmuştum Atatürk'ün Samsun'a gönderiliş olayında Sultan Vahdettin'in bir rolü var mı? Bunu konuşacağımı söylemiştim size ve bu akşam kısaca bu konuyu ele almak istiyorum. Şimdi Türkiye'de şunu kabul etmek durumundayız: Mustafa Kemal Atatürk bir devrim önderliği yaptı, yani bir devrime önderlik yaptı. Bunun adına Türk devrimi diyoruz ve Türk devrimi her devrimde olduğu gibi çok genel bir amacı gidiyordu. Bu genel amacı Mustafa Kemal Atatürk çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmak olarak yorumlar. Bu çok genel bir e, tanım ama tabii ki bunun aşamaları var. E, öncelikle bir ulusal kurtuluş savaşının verilmesi gerekiyor. Çünkü yurt işgal altında e, ikincisi bir çağdaşlaşma bir e, kalkınma hareketi başlatmak gerekiyor aynı zamanda ve e, bununla yetinmemek gerekiyor e, Osmanlı'dan arta kalan sosyal yapı içerisinde e, kulluk düzeyinde kalmış vereaya kavramının üzerine çıkamamış olan e, bireyin önce yurttaş olması o yurttaşlar topluluğundan bir ulus olması gerekiyor ulusun ulusal iradesine e, önem vermesi gerekiyor bunları Tabi detaylı her birini detaylı konuşmak gerekiyor aslında. Ben genel bir toparlama yapıyorum. Bundan işte tabi ki cumhuriyeti işlevsel kılmak gerekiyor. İşlevsel kılmış, kılınmış cumhuriyetten de biliyorsunuz bir modern demokrasi yaratmak gerekiyor. Aşama aşama bütün bunlar. her ne ise şimdi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'nın başlarındaki amacını Büyük Nutuk'ta şöyle anlatır. Ee, o günkü şartların yani Mondros Mütarekesinin getirdiği şartların ağırlığını biliyorsunuz e, göz önüne getirir, bir çerçeve çizer. Tek bir kurtuluş yolu vardı. O da ulusal egemenliğe dayalı, kayıtsız koşulsuz tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak demek der. Şimdi bu kavram çerçevesinden bakacağım ben konuya. Az önce konuşmamın başında dedim ki Mustafa Kemal Atatürk bir devrime önderlik etti. Bu devrimin adı genel anlamıyla Türk devrimiydi ve Mustafa Kemal Atatürk de Türk devrimi sözcüğünü kullanıyor, deyimini kullanıyor. Doğru olan da budur. Bir ulusa mal edilir devrim. Nasıl bir Çin devrimi, bir Fransız devrimi, bir işte Rus devrimi varsa ya da Bolşevik devrimi varsa ee, bir Türk devrimi var Bu kavramın altını çizmek lazım Ama şunu söylemek istiyorum Tam özü itibariyle ee, Her devrim Kendi karşıtlarını da yanında getirir Yani bu doğal bir durumdur Yani devrim olur ama eski düzeni Temsil edenler devrime Karşıtlıklarını bir şekilde ortaya Koyarlar bunlar Bunlar işte e, Devrim karşıtlığı işte Ortamını buldukça fırsatını buldukça Kimi zaman bir e, gerici ayaklanma biçiminde kendini gösterir. E, kimi zaman devrimin ilerleyişinin önüne bir takım siyasal hamleler, siyasal hamleler koymak biçiminde kendini ortaya koyar. E, bu doğal ve Türk devriminde de bu oldu. İşte şunu kabul etmemiz gerekiyor: Türkiye'de devrim karşıtları, devrime karşı olanlar, e, Türk devrimini gerektiği ölçüde kabullenemeyenler. Zaman içerisinde devrimin rolünü küçümsemek, devrimin daha doğrusu etkisini, devrimin önemini küçümsemek ve bu devrimde Mustafa Kemal Atatürk'ün de e, önemini e, olduğundan daha küçük göstermek için karşı ataklar yaparlar ve yapmışlardır. Karşı ataklar yaparlar ve yapmışlardır ve bizim cumhuriyet tarihimiz içerisinde belli çevreler sürekli olarak Atatürk'ün rolünü küçük gösterebilmek için hiçbir zaman onun zihniyetiyle düşünce yapısıyla uyuşmayacak kimi kişilikleri ortaya çıkararak adeta ona ortak koşmak gibi bir yaklaşım içerisine girmişlerdir. Mesela bunlardan bir tanesi diyelim ki Doktor Rıza Nur'dur. Bir tanesi diyelim ki doğrudan doğruya işte konuşmamın başında ifade ettim. Sultan Vahdettindir. İşte zaman zaman bunu daha geniş bir çerçeveden ele alarak Sultan II. Abdülhamit'e getirmeye çalışanlar bile oldu. Ben bu insanlar önemsiz insanlar değildir demiyorum. Böyle bir yaklaşımım hiçbir zaman olmaz. Ama her şey kendi ağırlığında önemlidir ve kendi gerçekliği açısından önemlidir. Şimdi bunu yaparlarken de genellikle iki tane önemli düşünce ortaya attılar. Daha doğrusu iddiada bulundular. Buna yeni Türkçe ile yeni bir savda bulundular diyelim. Bunlardan bir tanesi Mustafa Kemal Atatürk'ü ülkeye kurt Atatürk'ü ülkeyi kurtarmak amacıyla Sultan Vahdettin'in git ülkeyi kurtar diyerek gönderdiği yönündeki bir iddiadır. Birinci iddia bu. İkinci iddiada Mustafa Kemal Atatürk'e Samsun'a daha hareket etmeden Önce Sultan Vahdettin'in 40 bin altın verdiği yolundaki bir savdır, bir iddiadır. Değerli arkadaşlarım, şunu bir kere kesinlikle bileceğiz. Ee, zaman zaman bazı insanlar yanılarak bunun nutukta geçtiğini de söylemişlerdir. Bunu söyleyenler nutuğu okumamış. Yani nutuğu okuduğunu söyleyenlerin önemli bir kısmının nutuğu okumadığını da iddia edebilirim. Maalesef bizim toplum olarak bu konuda biraz eleştirel olmamız gerekiyor. Ama... Ee, bir söz üzerinde duruluyor genellikle deniliyor ki işte Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal görüştü. Sultan Vahdettin'in işte önünde o arada bir kitap bulunuyordu. Bu kitabın üzerine elini birkaç kez vurdu ve şu sözü kullandı. Paşa paşa yaptıkların bu kitaba geçmiştir. Ülkeyi kurtarabilirsin dedi. Bundan hareketle devam ediyorlar. Diyorlar ki işte bakın doğrudan doğruya bu görüşmede Sultan Vahdettin Mustafa Kemal'e demiş ki git ülkeyi kurtar. Bundan bu yoruma ulaşmaya çalışıyor insanlar değişik kaynaklarda. Kimler bunu ortaya attı? Kimler nerelerde yazdı? Söyledi? Hangi ortamda bunlar dile getirildi? Şimdi bunları uzun uzadıya anlatmama gerek yok ama yeri geldikçe değiniriz. Tabii ki zamanı idareli kullanmak adına bunu söylüyorum. Şimdi bir kere şunu söyleyelim. Bu düşüncenin daha doğrusu bu bilginin kaynağı doğrudan doğruya Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisidir. Nutukta bu geçmez. Nutukta böyle bir şey yoktur. Ama nutukta böyle bir şey geçtiğini söyleyenler bir kere nutuğu okumamışlar. Eğer nutuğu gerçekten ciddi anlamda okusalardı böyle bir şeyin geçmediğini orada görürlerdi. Peki gerçek kaynak ne? Değerli arkadaşlarım Atatürk daha sağlık sağ, sağlığındayken o dönemin bir takım yazar çizerleri, gazeteciler bunlardan birisi de Falih Rıfkı Atay Mustafa Kemal Atatürk'le görüşmeler yapmıştır. Bu görüşmeleri yapmaların belli nedenleri var. İşte yazılacak olan bir biyografi kitabı için hazırlık falan filan onlara da girmeme gerek yok. Sonradan e, Falih Rıfkı Atay Mustafa Kemal Atatürk'ten dinlediklerim ya da Mustafa Kemal'in mütareke defteri adıyla e, o günlere ilişkin yapmış olduğu bu görüşmeleri Mustafa Kemal Paşa ile yapmış olduğu görüşmeleri Atatürk ile yapmış olduğu görüşmeleri e, yayınlamıştır. İşte bu sözünü ettiğim kaynak da yani Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ağzından çıktığı ifade edilen bak Atatürk bunu zaten kendisi ifade ediyor denilen kaynak doğrudan doğruya Fadi Atatürk'ten yazdıklarına dayandırılır. Peki bu neden böyle? Yani niye böyle? Yani gerçekten bu kadar e, açık bir şekilde vahdettim bunu demiş mi? Evet demiş. Ama bizim insan olarak daha doğrusu aydınımızın bana göre eksik olan bir e, yanı var. O da şudur. Bir belgenin bir kısmını görüyoruz. Devamını görmüyoruz. Ve yarısına bakarak bir kısmına bakarak oradan hüküm vermeye çalışıyoruz. Bir de bunu yaparken... Bir de bunu yaparken kasıtlı yapıyoruz. Yani e, kendi düşüncemiz neyse, ideolojik duruşumuz neyse tarihten o düşüncemize kaynak arıyoruz ve olayı çarpıtıyoruz. Maalesef bu belgede Atatürk'e ait olan bu belgede çarpıtılmıştır. Olay gerçek anlamda Atatürk tarafından tam olarak şöyle anlatılıyor. Şimdi biliyorsunuz Atatürk. Ee, Kasım ayında yani 30 Ekim 1918'de Mondros Bırakışması imzalanınca 13 Kasım günü artık İstanbul'a dönmüştü ve İstanbul'a döndükten sonra kaldığı bir otel var biliyorsunuz malum kaldığı otel Şişli'de ve e, orada değişik arkadaşlarıyla temaslar yapıyor. Samsun'a geçişin yollarını araştırıyor kendince nasıl bir kurtuluş olabilir bunu kafasında olgunlaştırmaya çalışıyor ve e, bu arada Samsun'a geçmek için nasıl bir yöntem kullanılır bunların arayışı içerisinde en sonunda kendi güvendiği arkadaşlarıyla birlikte bulduğu bir yol var bir müfettişlik göreviyle belki e, Samsun'a geçebilirse e, orada e, milli mücadeleyi örgütleyebilir ama oraya gittiğinde resmi bir görevi olması ilk başta ona çok önemli avantajlar sunar. O arada ilginç bir gelişme yaşandı. O gelişme de şudur. Biliyorsunuz Mondros bırakışması gereğince, Mondros bırakışmasının özellikle 7 maddesi uyarınca İngilizler e, Anadolu'nun ya da işte Osmanlı'dan arta kalan toprakların e, muhtelif yerlerini değişik bahanelerle işgal ediyorlar. İzmir'de daha sonra 15 Mayıs 1919'da kanlı bir işgal olacak. Onun dışında İskenderun Adana bölgesinde işgaller var, değişik yerlerde ve Karadeniz bölgesinde de bir işgal olayı gündeme gelmiş. O bölgede Pontus hareketi var, bir takım e, yani e, Pontus çeteleri e, kıyam yapıyorlar, bir kıyım gerçekleştiriyorlar. Böyle bir ortamda e, İngilizler bir nota verirler e, Osmanlı devletine bölgedeki karışıklıkları önleyecekseniz önleyin yoksa bölgeyi işgal edeceğiz derler. İşte bu olay üzerine Osmanlı hükümetini bir telaş alır. O bölgede de mi işgal olacak? Peki niçin bunu söylüyor İngilizler? Diyorlar ki mütareke hükümleri orada yeterince uygulanmıyor. Peki ne var mütareke hükümleri içerisinde? Ordu terhis edilecek, silahlar İngilizlere teslim edilecek. Yani demeye getiriyorlar ki Silahlar teslim edilmiyor. Ordunun terhis edilmesinde gecikmeler var. Çünkü kimi sever subayların bazı hareketleri var. Bunlar yayınlandı. Bilinen şeyler aslında bilinmeyen şeyler değil. Dolayısıyla bir bahane uydurmaya çalışıyorlar. Bunun önüne geçin. Eğer geçilmezse biz bölgeyi işgal etmek durumunda kalacağız diyorlar. Ve apar topar Osmanlı hükümeti bir müfettişlik görevi oraya ihdas eder. Ve buraya kim gönderilecek? Buraya gönderilecek kişi bir kere başarılı olmalı. Başarıysa Mustafa Kemal'de var. Geçmişinde Çanakkale var. Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı var. Bitlis'in Muş'un alınışı var. Onun dışında iddiaçı olmaması gerekiyor. Çünkü iddiaçılık o dönemde en korkulan şey. İddiaçılık söz konusu olmayacaksa e bunun alası Mustafa Kemal'de var. Çünkü iddiaçıların biliyorsunuz düzenledikleri bir kongrede artık onları eleştirmiş ve istifa etmiş. Yani iddiaçı olmadığı kesin biliniyor. E başka e bu Kişi İstanbul'da eğer bir takım itirazları varsa ve bir takım şeyler yapabilecekse, bir tehlike olabilecekse uzaklaştırılsın. Yani hem bir görev yapsın hem de İstanbul'dan uzaklaştırılır. Bütün bu seçenekler gündeme gelince Mustafa Kemal adı üzerinde duruluyor. Ve 9. Ordu Müfettişi olarak Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesine karar veriliyor. Güzel. Şimdi ne oldu? Birisinin amacı farklı, Mustafa Kemal Atatürk'ün amacı farklı ama bir durumda birleşmiş olunuyor. İşte bunlar gündeme gelip de bu karar çıkınca yani görev verilince ve göreve ilişkin düzenlemeler yapılınca Sultan Vahdettin ile Mustafa Kemal'in bir görüşmesi var. Mustafa Kemal Faldi Rıfkı Atay'a hatıralarında şunları söylüyor. Usuldendir diyor. Ayrılmadan önce padişahı ziyaret etmek istedim. Randevu talebinde bulundum randevu verildi. Ve cuma selamlığından sonra kalktım Yıldız'a, Yıldız, Yıldız Sarayı'na gittim. Padişahı ziyaret edeceğim. İçeri giriyor. Yanında bir başka subay daha var. Saraydan belki görevli subaylardan bir tanesi. Baktım diyor içeride işte boğaza nazır bir büyük pencere. Pencerenin önünde bir masa var. Ben önce masanın başında kimse yok zannettim diyor. Herhalde Pencerenin ışığından gözleri belki birazcık kamaşmış olacak. Sonra fark et, farkına vardım ki diyor padişah orada oturuyor diyor. İlerledim selam verdim ama uyur bir haldeydi ve bu uyur bir vaziyetteydi. Benim geldiğimi bile fark etmedi diyor. Bir süre sonra diyor gözlerini açtı ama ben o arada şunları düşünüyorum. Koskoca bir memleketin geleceğini biz sadece yalnız bir kişiye mi bağladık? Bütün her şey bu kişinin iki dudağı arasında mı ve koskoca bir milletin geleceği bu kişinin bir işaretiyle yok olabilir mi? Bunlar diyor aklımdan geçti. Gözlerini açtı, başını kaldırdı. Beni görünce "Mustafa Kemal Bey, siz misiniz?" dedi diyor. Tanışıyorlar. Tanışmalarının nedeni biliyorsunuz 1917 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün Vahdettin'e Almanya gezisinde yaverliği var. Daha da ötesi ondan önce de Mustafa Kemal Atatürk'ün adı 1915 Çanakkale savaşlarında duyulmuş. İstanbul'u kurtaran adam, payitahtı kurtaran adam diye adı geçiyor. İşte her neyse, her neyse tanıdığı için Mustafa Kemal kendisi zaten Mustafa Kemal'in bir de yaverliği var. Yani Sultan Vahdettin'e yaverlik yapmış bu sözün ettiğim gezi dolayısıyla ve bir ünvan da almış. Bu ünvan Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari diye anlatılır. Şimdi güzel. Kendimi diyor takdim ettim. Bana diyor önce diyor İngilizlerin diyor bölgedeki diyor faaliyetleriyle ilgili bir şeyler söylemeye çalıştı. Yanına oturttu diyor. Yanında bir sandalye var yanına oturttu. Alita diz dize olacak şekilde yakınız diyor. Konuşmaya başladı diyor. İngilizlerin bölgedeki diyor yapmaya çalıştıkları şeyleri anlattı. Ve o arada diyor masada bir kitap var. Bir Osmanlı tarihi kitabı bu. Elini diyor masaya iki üç kez vurduk kitabın üzerine. Paşa paşa yaptıkların bu kitaba geçti. Bundan sonra ülkeyi kurtarabilirsin dedi diyor. Bunu deyince diyor vehim yaptım. Acaba benim ne yapmak istediklerimden haberi mi var? Acaba hafiyeler gizli bir şekilde benim gerçek amacımın ne olduğunu Sultan Vahdettin'e jurnallediler mi? Ve ben birazdan yanından ayrıldığımda, saraydan çıktığımda, sarayda işte bir takım güvenlik elemanları gelip beni tutuklayacaklar mı? Bunlar aklımdan geçti. O konuşmasını sürdürdü. Konuşmasını sürdürünce anladım ki, fark ettim ki onun benim yapmak istediklerimden haberi yok. O bana İngilizlerin, işte az önce anlatmaya çalıştığım, benim anlatmaya çalıştığım sizlere olaylardan söz ediyor. Benim yapmak istediklerimden haberi olmadığını anladım, fark ettim. Bir kuş kadar hafifledim diyor. Ve diyor, kendisine diyor, kendisinden diyor, işte kendisine veda ettim. Bana hayır dua ettiler, yanından ayrıldım. Sarayın merdivenlerinden iniyorum. Anadolu kucağını açmış beni bekliyordu ve ben bir kuş gibi bir güvercin gibi ona kavuşmak için özgürdüm diyor. Bu şekilde anlatıyor bu görüşmeyi. Peki bu 40 bin altın ne? İşte bu görüşmede birileri Sultan Vahdettin'in çıkarıp bir kese içerisinde 40 bin altın verdiğini söylüyorlar. Bunlar yazılı çizildi bir takım kitaplarda. İsim vermeme gerek yok herhangi bir şey olmasın. Tamam 40 bin altın ve birileri de buna inandılar. Hatta birileri televizyon ekranlarında çıkıp ne olduğu anlaşılmayan, okunamayan bazı garip böyle kağıt parçalarını göstererek işte belge dediler. Bir takım düzmece şeyler. Değerli arkadaşlarım, sonunda ünlü iktisat tarihçimiz Altıkim Müderris bir makale yazdı. Bir Osmanlı altınının gram olarak ne kadar e, ağırlığı olduğundan hareketle 40 bin altının ne kadar bir ağırlığı olduğunu ve hacmi olduğunu hesaplamaya çalıştığı Sonunda yanlış hatırlayamıyorsam 40 bin altın 2 tona yakın para ediyor. Yani 2000 kiloya yakın bir altından söz ediyoruz. Ve şunu soruyor Alpteki Müderrisoğlu çok haklı olarak nasıl olsun da diyor Sultan Vahdettin 60 kilo ağırlığında bir adamdan söz ediyoruz, hastalıkları olan bir adamdan, öylesine dev bir keseysi, 2 tonluk bir keseyi alsın Mustafa Kemal'e versin, o da cebine koysun ve Anadolu'da milli mücadeleyi o parayla örgütleyebilmek için yürüsün ve gitsin. Bu da tarihimizin çok ironik yanlarından bir tanesidir. Bu şimdi neyi gösterir? Bu neyi gösterir? Sultan Vahdettin ne kadar değerliyse Sultan Vahdettin'dir. Mustafa Kemal de ne kadar değerliyse Mustafa Kemal'dir. Yani birisini ötekileştirme, ötekini de alıp bu şekilde şekilde göstermenin olanağı yoktur. Tarih her şeyi kişiler çevresi çerçevesinde kendi ağırlığınca ele alır ve sizler ne kadar ne kadar bunu değiştirmeye çalışırsanız çalıştırın değiştiremezsiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü hatırlayarak konuşmamıza veda edelim. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan, yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtıcı bir mahiyet alır ve ne yazalım, yazık ki ne yazık ki bizim yakın tarihimizi ele alıp irdeleyen bir takım kasıtlı insanlar yüzünden onların yazdıklarına bakarak anlayamadığımız, tanımadığımız, olmayan ama olmuş gibi gösterilen bir tarih okumasıyla karşı karşıyayız. Bu şekilde bir yol alma imkanı elbette yoktur. Evet, yeni bir etkinlikte, yeni bir konuda yeniden birlikte olabilmek için hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bundan sonraki konuşmamızda Mübadelenin bilinmeyenleri üzerinde duracağız. Bundan sonraki konuşmamız muhtemelen yarın akşam olur. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Lütfen konuşmamı istediğiniz konular üzerine bana bildirimler gönderin. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlığın var olun.